Deminden beri arıyor. Efendim açmazsanız maazallah gelip basmasın ofisi. Yapar mı yapar? Efendim görüyorsunuz. Yani açmazsanız vallahi bu fotoğrafın hesabını sormadan yakanızı bırakmaz sizin. Şu anda Neslihan'la uğraşacak halim yok. Taylan Bey yanlış anlamazsanız. Yani sormayayım diyorum ama bu... O fotoğrafı basına neden kendi ellerine sızdırdın diyeceksin. Aynen efendim. Sonuçta kariyerinize bu kadar zarar verebilecek bir şeyi siz kendiniz ortaya döktünüz. Bazen kazanmak için büyük oynamak, risk almak gerek. Bakalım ben de şimdi göreceğim. Kazandım mı, kaybettim mi? Baksana kim arıyor? Efendim Neslihan Hanım'dır. Bu kadın tam bir vampir gibi. İnsanın kanını emmiyor da ruhunu emmiyor. Ben size söylemiştim yakanızı bırakmaz diye. Aç hadi. Efendim kanal yöneticisi Berna Hanım. Ne olur siz açın. Beterin beteri var derler ya. İşte bu kadın bu cinste. Allah'ım Neslihan'da günlerimi onunla arayacağım aklıma gelmez. Şşş. Berna. Taylan güne bakan. Sen kariyerini bitirmek için söz mü verdin kendine? Bu nasıl bir rezillik ya? O fotoğrafları neyine güvenip basına sızdırdın? Bu akılları sana Neslihan mı veriyor yoksa? Berna Hanım, ortada korkacak bir şey yok. Aksine o kebapçılar sayesinde insanlar işin aslını merak edecekler. Programda acaba ben bir şey söyleyecek miyim diye kanal bile değiştirmeyecekler. Siz rahat olun. Ortada senin sandığının aksine kocaman bir kriz var. Programını yayından kaldırmayı düşünüyoruz. Nasıl yani? Tutuştu bakıyorum paçaların Taylan. Sen kendini ne sanıyorsun? Senin markan şişirilmiş kocaman bir balon sadece. Bir iğne ucuyla puf. O güvendiğin, yarattığın dağların altında sinek gibi ezilirsin. Berna Hanım, endişelenmeye... Ben değil, sen endişe. Tek bir hakkın kaldı. O da benim sayemde. O Neslihan'a güveniyorsan hiç onun arkasına saklanma. Bir hamlede onun da ipini çekerim. Bak Taylan, kanal yönetimini zar zor sakinleştirdim. Ama bir skandala daha karışırsa seni Neslihan'a bırakmam. Kendi ellerimle yok ederim. Sen kimsin? Sen kimsin be? Taylan Güne Bakanım ben. Hepinizi harcarım. Atilla. Efendim. Begüm'ün programını öne alıyoruz. Git bana dosyasını getir. Tabii ki efendim. Ah Taylancığım. Şuraya gidip seninle sohbet edebiliyorum ya. İnan hemen moralim yükseliyor. Yani senin varlığın bile benim içimi rahatlatıyor. Çok teşekkürler Feza Hanım. Bu etkileşim karşılıklı. Ama ben her zamanki Taylancığımı görmedim karşımda. Yüzün asık. Ne oldu hayatım? Anlatmak istersen dinlerim biliyorsun. Teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Halledemeyeceğim bir şey değil. Peki madem. Canım, Nazcığım sana anlatmıştır mutlaka. Biz dün epey tatsız şeyler yaşadık. Evet. Anlattı. Belli ki sizin de canınız sıkılmış. Ay sıkılmaz mı canım? Yani şu fotoğraf olayı var ya. Ondan dolayı Nazcığım bunlara karşı kendini mahcup hissetmiş. Böyle özür dilemek babında da şefin teyzesine doğum günü diye bir pasta hazırlayıp götürmüş. Sonra işte bu deli kadın var ya, o da abimi davet etmiş. Canım benim yazık geçenlerde de bunlara bir iş ayarlamış. Centilmenliğinden dolayı da işi onun ayarladığını kimse bilmesin istemiş. Ay o şefin teyzesi olacak kadın yok mu? Bunu öğrenince bir feveranlar, bir fakir mağdur edebiyatları yani görmen lazım. Anlatamam Taylancığım. Evet, Naz da çok gerilmiş. O şef bozuntusunun azı gelmiş. Öyle anlattı. Yani hepimiz gerildik sonuçta. Ya benim abicim. Anladığım kadarıyla siz de bu insanlardan kurtulmak istiyorsunuz. Hedefimiz aynı. Aynen öyle. Ay rica ediyorum ne olur bir yol bulalım artık, bir çare bulalım. Aslında benim aklıma bir fikir geliyor. Gerçekten mi? Yalnız sizin işbirliğinize ihtiyacım var. Yardımınız gerek.
Ben gerekirse Fizan'a bile giderim. Yani yeter ki bu insanlar hayatımızdan çıksınlar artık. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Yani anlayacağınız, onların sizle arasındaki farkı anlamaları için bunu yapmamız şart. Taylancığım, yani beni yanlış anlama ama bu plandan emin miyiz gerçekten? Yani ben şimdi magazini, basını alıp mahalleye gideceğim ve onları kalkındırmak için harekete geçtiğimi mi söyleyeceğim? Aynen öyle. Ama ben yapamam derseniz hiç sorun değil, ben başka bir çözüm bulurum. Ay hayır, hayır. Yani yapamam demedim. Lütfen yanlış anlama. Ama biz bu insanlardan kurtulmaya çalışırken bu planla daha çok içli dışlı oluruz diye endişeliyorum sadece. Tam tersine Feza Hanım. Siz bu insanlardan kaçmaya çalıştıkça sürekli yan yana geliyorsunuz. Farkında mısınız? Ama bu hamleyle onlar haddini bilecek ve sizin hayatınızdan çıkacaklar. Bana güvenin. O fotoğrafı dikkat çekmek ve para toplamak için basına sızdırdıkları ortaya çıkınca aynı zamanda onların bir şebeke olduğu ortaya çıkacak. Ve Naz Fırat'ı işten kovacak. Hepimiz kazanmış olacağız. Gerçekten zekana hayran olmamak elde değil hayatım. Rica ederim Feza Hanım. Sizin gibi açık görüşlü, zeki insanlarla işbirliği yaptığım için böyle oluyor. Sevgilim. Hayatım. Hoş geldin. Gel otur şöyle. Taylan, iyi misin? Ben sana dün bu adam dolandırıcı olabilir diyorum. Sen kalkıp evine teyzesinin doğum gününü kutlamaya gidiyorsun. Benim söylediklerimin hiç mi önemi yok? Taylancığım, seni dinlemediğimden değil, fotoğraf meselesinde ben hatalı davranmıştım. Onu düzeltmeye gittim. Gittiniz ve o insanlar sizi kovdu. Maşallah halan da hiçbir detayı atlamamış. Hayatım bak, sen karşında iyi niyetli insanlar var zannediyorsun. Ama bu insanlar çok gururlu görünüp sonra herkesten, her şeyden faydalanmaya çalışırlar. Ben böyle insanlardan korkarım. İnsan dediğin su gibi berrak olmalı. Evet, sen haklıydın. Fırat Şef'e güvenmemeliydin. Ne oldu? Bir şey mi yaptı o herif sana? Hayır hayır, bir şey yapmadı. Sadece artık ben de onu güvenilmez biri olarak görüyorum. E tamam, madem güvenilmez buluyorsun, niye hala onu burada tutuyorsun? Kov gitsin. Merak etmeyin. Yarışmaya kadar buradayım zaten. Sonra gideceğim. Tuhaf davranışlarınıza kapı dinlemeyi de mi eklediniz? Sizden daha neler çıkacak merak ediyorum. Vallahi ben ortadayım doktor. Esas gizemli olan sensin. Kim bilir hakkında bilmediğimiz neler var, öyle değil mi? Sen ne demeye çalışıyorsun? Fırat Şef, sen bir şey mi söyleyecektin? Yo. İş görüşmesinden döndüm de ona haber vereyim istedim. İyi günler. Görüyorsun değil mi hayatım? Bilhassa bizi rahatsız etmek için böyle davranıyor. Benim şimdi gitmem lazım. Bu fotoğraf skandalı yüzünden programla daha titiz ilgilenmem lazım. Ama ne olursa olsun, bu adam senin canını sıkarsa benden gizleme. Tamam mı? Anlaştık mı? Görüşürüz. Görüşürüz.